İletişim, insanın kendini anlatma ve anlaşılma ihtiyacı ve neticede anlatamama ve anlaşılamama sendromu. Bu ihtiyaç varoluştan bu yana adım adım büyüyerek bugünlere kadar gelmiş, tüm bu süreçte gelişimi göstermiş. Bu amaca hizmet eden araçlar bulunmuş. Mesela alfabeler icat edilmiş, diller ortaya çıkmış, daha kolay iletişim kurulabilmesi için. Yazmak fiili eylem kazanmış bir zaman sonra. Bunu mikrofonlar, telefonlar falan izlemiş. Şimdilerde ise iletişim kurmak teknik olarak o kadar kolay bir hal aldı ki, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve tabii ki Twitter, Facebook, Instagram ve diğer sosyalleşme alanları. Her şey iyi güzel ama 21. yüzyılda hala iletişimimiz sakat durumda bizim. Teknik olarak her şey elimizin altındayken biz hala kendimizi anlatmakta, karşımızdakini anlamakta sorun yaşıyoruz. Peki bunun sebebi ne olabilir? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır derler teoride. Ama pratikte insanlar konuşa konuşa birbirlerini yiyorlar. Hiçbir insan tam anlamıyla rahat değildir bu konuda. Muhakkak beni anlamıyorlar ya moduna girer herkes zaman zaman. Ben de, sen de, o da. Beni anlamıyorlar ya. Kimse beni anlamıyor. O zaten hiç anlamadı. İnsanlar arası sürekli bir kargaşa, zıtlaşmalar mevcut. Çünkü çoğunluk dünyanın kendisi etrafında döndüğünü falan zannediyor olmalı. Kendi doğrularını evrensel olarak görüyorlar. Mükemmel insan yoktur deyip mükemmelliğe en yakın olarak kendilerini zihinlerindeki o tek kişilik koltuğa oturtuyorlar. Oysa bu kadar karmaşaya ne gerek var ki? Üzerimizdeki bu mükemmel benim edalarını bir kenara bıraksak ne çıkar yani? Karşımızdakilerin de söz hakkı olduğunu unutmasak, dinlesek onları, bir konuda %100 haksızken bile ben doğruyum ünlemini cümlelerimizin başına koymamızın anlamı ne? Karşımızdakini ön yargısız dinlemek, biraz anlayış ve yanlışlarımızla yüzleşebilme cesaretine ihtiyacımız var bizim. Bir konuda bizim de yanlış bilgiye sahip olabileceğimizin, hatalı olabileceğimizin mümkün olduğunu kabullenmeliyiz. Mutlak doğru var mıdır, yok mudur tartışılır. Ama emin olun ki benim doğru dediklerim mutlak doğrudur. Anlayışı mutlak doğruyu tanımlamıyor. Bu kadar yükseklerde gezmenin anlamı yok. Ne kadar tuhaf. İnsanlara kendimizi anlatabilmemizin, onlar tarafından anlaşılabilmemizin ilk adımı onları anlamaya çalışmak. Anlayış, anahtar kelime bu. Anlaşılmak için mücadele etmek yerine anlamaya çalışsa her insan karşısındakini mesele kalmayacak aslında. Çünkü çoğunluk bunu başarabilirse ve çoğunluk anlayış gösteren taraf olursa buna paralel olarak anlayış gören taraf da olacak aynı zamanda. İnsanlar arasında kusursuz, problemsiz bir iletişim sağlanması imkansız değil. Fakat bunun için bireye iş düşüyor ve birey her zaman olduğu gibi elini taşın altına koymaktan kaçıyor. Bir başka kabul edilmesi gereken konu farklılıklar. Her insan birbirinden farklıdır. Her insan birbirinden farklı şeyler düşünüp farklı şeyler hissedebilir. Farklı şeylere ilgi duyabilir. Mesela spor konusunu düşünelim. Bir gün herkes Fenerbahçeli olursa, Galatasaraylı olursa ya da Beşiktaşlı ya da herhangi X takımlı olursa, bir gün herkesin aynı takım taraftarı olduğu bu atmosferde sizin o takımın taraftarı olmanızın bir anlamı kalacak mı? Sporun güzelliği rekabetten geliyor. Rekabet taraftar kavramını doğuruyor. Bu güzelliğin özü farklılıklardır işte. Bu durum siyasette de geçerli, edebiyatta da, her konuda. Yaşamı eğlenceli hale getiren, tek düzelikten çıkarıp monotonluktan kurtaran şey insanlar arasındaki farklılıktır. Bunu kabul etmek zorundayız. Bunun farkına varmak çok önemli. Zaten bunu anladığımız zaman iletişimin önündeki en büyük engellerden biri olan bu zıtlaşmaların, çatışmaların önüne geçilecektir. Çünkü insanlar karşılarındaki farklı görüşlere, farklı zevklere sahip insanlara düşman olmak yerine onlara ihtiyacı olduğunu bilecekler böylece. O yüzden bence karşınızdaki insan sizinle konuşuyorsa onu dinleyin. Anlatmak istediği şeyleri anlamaya çalışarak aradaki bu anlaşma sürecini kolaylaştırın. Herkesin hemfikir olmaması olağan. Çünkü hayatı anlamlı kılan farklılıklar zaten. Bu yüzden hemfikir olmadığınız bir konu olduğunda tartışmaya başlamak, ben doğruyum, ben ne dersem o, benim söylediklerim en doğrusudur gibi dikte karakterli tutumlar takınmak yerine empati kurmayı deneyin. Onun yerine koyun kendinizi. Onun gözlerinden bakın. Eğer yine de olmuyorsa yakasına yapışmanızın bir anlamı yok ya da üzerine bir şeyler fırlatmanızın. Saygı duyun sadece. Böylesi bir farklılıklar aleminde iletişim kurmak zor zaten. Bir de biz zorlaştırmayalım bunu. Dinleyelim, anlamaya çalışalım, empatiyi deneyelim. Hiçbiri olmadıysa sadece saygı gösterelim özetle. İnsanlar arasındaki iletişimsizliğin nedeni insanın ta kendisidir. Başka bir şey değil. Anlatmak,
anlaşılmak, iletişim kurmak ve tabii ki farklılıklar üzerine benim düşüncelerim bunlardı. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.